Bütün iller, ilçeler, bütün çocuklar, anneler, babalar gelip tablet istiyor. Çünkü niye? Ulaşamıyorlar. Nasıl eğitim yapacaklar 1,5 seneden beri? Düşünebiliyor musunuz nasıl bir eşitsizlik var? Her bakımdan Türkiye'nin %33'ü, %32'si mi 18 yaş altında. Bu büyük bir güç. Bir millet için, bir vatan için, bir ülke için. Ama bunları güzel eğitirsen, eşit imkanlarda eğitirsen, çağdaş bilimin ışığında eğitirsen, zorla ihtiyaç olmadığı halde İmam Hatip liseleri açmanın, bütün düz liseleri İmam Hatip liselerine çevirme, ihtiyaç varsa açın buyurun. Öğrenciler istiyorsa, veliler istiyorsa buyurun açın. Ama istemiyorsa, vatandaşlar yollamak istemiyorlar. Boş kalıyor. Üniversite sınavında büyük bir başarısızlıkları var. Anne babalar bunu görüyor. Niye istesin çocuğu başkasının çocuğundan geri kalsın? Niye istesin çocuğu ileride üniversiteye giremesin? Niye istesin çocuğu para kazanamasın, mutlu olamasın? Dolayısıyla biz bütün bu eşitsizlikleri, bütün bu sadece ve sadece yani eğitim politikasında kitaplara baktığınız zaman aynı zamanda Cumhuriyet'in ilkelerine, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün yaptıklarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi kurduğuna ilişkin bilgilerin değersizleştirilmesine, ayıklanmasına, milli bayramlarımızın değersizleştirilmesine, kutlanmamasına, eğitim kitaplarından çıkarılmasına, bütün bunların bir şeyi var. Toparlıyorum kusura bakmayın. Bir amacı var. Bu amaç işte bize bir kere daha şey verin diyorlar ya 18 yıldan beri yapamadık. Çok amacım 2023-2051 emin olun baktıklarında akıllarındaki sistem bu ülkeyi ileri götürmek değil. Şimdi birazdan zaten 2023 meselesini Erdoğan Cumhurbaşkanı çok söyleyip duruyor. Fakat Emin Çapa ilerleyen dakikalarda neymiş hedefler, ne olmuş hedefler İbrahim Kahveciler anlatacak size ama hemen bir iki kısa çünkü süremiz bitiyor. Evet. Hemen kısa kısa siyasetle ilgili sorularımıza geçelim. Kısa sorular, kısa cevaplar rica edeceğim ki süremizin içine sığabilelim. Barış istersen başla. En son yayınımızda hatırlayacaksın 2022'nin Kasım ayını telaffuz etmişti aldığımız muhalefet partilerinin temsilcileri. Bir burayla başlayalım istersen ve Emin siz erken seçim ihtimalini görüyor musunuz? Çünkü geçen biz siyasi parti temsilcilerini aldığımızda 2022 Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin yöneticileri 2022 Kasım ayında bir seçim öngörüsünde bulundular neredeyse bir konsensus halinde. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Bunu çok kısa. İkincisi olarak da şöyle bir şey var. Bugün bir kulis vardı Ayşe Sayın BBC'de belki okumuşsunuzdur. Kısaca şunu da söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin masaya oturup baraj dışında seçim yasaları konusunda herhangi bir konuda anlaşamadıklarını söylüyordu. Buna ilişkin bir duyumunuz, tahmininiz var mı? Şöyle hemen seçim barajından başlayayım isterseniz son sorudan. Seçim konusunda, seçim yasasını değiştirmek konusunda biliyorsunuz bu dar bölge, daraltılmış bölge meselesinde AK Parti'nin çok ısrarı var. Ama bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesinlikle aleyhine olduğu için yani Cumhur İttifakı'nın diğer küçük ortağının aleyhine olduğu için bu hiç yani Sayın Bahçeli bu konuda ikna edilemedi. Sayın Bahçeli bu konuda ikna edilemeyince geriye kalan sadece ve sadece seçim barajı meselesi oldu. Seçim barajında da hatırlarsanız %7'yi söyletmeyi bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı bir mutabakat olmadan söyleyerek ondan sonra da bir anlamda Sayın Bahçeli biz %7 de anlaştık şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekten oylarının çok düştüğünü görüyorsunuz. Temsilde adaleti sağlamak için biz İYİ Parti olarak mesela kendi güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistem ilkelerimizde %5'e düşürülmesini istedik. Niye? Mümkün olduğu kadar çok halkın iradesini meclise yansıması için. Bu siyaset yani temsilde adaleti sağlayan en önemli hususlardan, ilkelerden bir tanesi yapmamız lazım. Ama Cumhur İttifakı'nın bu %7'ye düşürelim ya da %5'e düşürelim çalışmaları yahut da tasarıları hiçbir surette
diğer bütün siyasi partiler de işte yani milletin iradesi meclise yansısın diye değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı göstergelerine göre yüzde kaçı aşarak acaba meclise girebilir? Bunun hesabı yapılarak doğrusunu söylemek gerekirse bu seçim barajı düşürülüyor. Bu %5, %7 meselesinde de orada bir şey var. Hani hassas bir denge var. Şimdi %5 deseydi Sayın Bahçeli o zaman acaba şöyle bir konu gelecekti ortaya. Milliyetçi Hareket Partisi %5'i aşamayacağını mı düşünüyor acaba diye. Bu %7'de... %5'i aşabilir mi sizce? kamuoyuna baktığınız zaman öyle görünmüyor. Kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının düştüğü görülüyor. Ama biliyorsunuz ki her... Ama 5'in yani, altına kadar düşmemiştir herhalde. Yani 5'in altına kadar düştüğü de var, geçtiği de var. Birçok şirket var. Yani öyle şirketler var ki mesela Optimal var biliyorsunuz. AK Parti %39, %40 gösteriyor Sayın Hilmi Daşdemir. Yani %40 diyor o AK Parti'nin oyu canım diyor. Ama geriye kalan 15 tane kamuoyu araştırması varsa, şirketi varsa onlar hiç öyle göstermiyor. Dolayısıyla biz mesela İYİ Parti olarak hiçbir surette tek bir tane şirkete güvenmiyoruz. Biz hep 6-7 tane şirketin ortalamasını alıyoruz. Özel bir şey de yapmıyoruz. Bizim için yapmıyorlar. Şimdi bizim için yapsalar parayı bastırdığınızda sizin hoşunuza gidecek olanı veriyorlar. Sonuç itibariyle. Erken seçim? Erken seçimi ben... Aslında şu anda ne erken seçimi, normal parlamenter sistem olsa şu ana kadar 40 kere seçim olması lazımdı. O kadar kötü yönetiliyor ülke, yönetilemiyor. 2022 Kasım söyleniyor. 2022 Kasım olabilir ama bu gidişat olursa. Şimdi bakın AK Parti'nin oyları nasıl? Düşüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları düşüyor. Seçimi kazanamayacakları belli. O zaman son ana kadar da kullanmak isteyebilirler. Yani Cumhurbaşkanı zaten düşükse hani ya belki bir şey olursa diye. Bu ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Yani ya köprünün altından bir şey akarsa ya şu Pandora var ya Pandora'nın kutusundan bir şey çıkarsa. Çünkü nasıl olsa kaybedecek görüyor. Seçim zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı aday olabilir mi? Aday olmasını engelleyecek eğer hukuk dışı buluyorsanız adaylığını bir şey yapacak mısınız? Şimdi bu anayasa biliyorsunuz ki anayasa diyor ki iki kere görev yapan Cumhurbaşkanı seçimden önceki bir yılın içinde seçim yapılırsa tekrar aday olabilir. Ama o 2022 Haziran'a geliyor. Kasım'a gelmiyor. Kasım'a baktığınız zaman o zaman şey yani bu şeyi geçmiş oluyorsunuz. Anayasadaki o triyi geçmiş oluyorsunuz. Ben onu televizyonlarda eskiden çok söyledim. Bu referandum şeyleri görüşmelerinde. Bakın burada ufak bir şey gizlenmiş. İki kere ikinci sürecini sürmekte olan Cumhurbaşkanı eğer de güçlüyse hop bir sene öncesinden bunu yapar. Bir dönem daha, bir beş yıl daha aday olabilir ve üç şeye çıkabilir bu diye o zaman çok uyarmıştık. Fakat şu anki durumda Barış Bey herkes görüyor, vatandaşlar görüyor. Yani Sayın Akşener'in, Akşener'le birlikte gittiğimizde o vatandaşların halini bir görseniz, yani sahayı bir görseniz, bir tane AKP'li bakan, Sayın Cumhurbaşkanı, bir tane efendim başka bir Milliyetçi Hareket Partili siyasetçi sahada var mı? Bir esnaf gezebiliyorlar mı? Ev gezebiliyorlar mı? Sokağa çıkabiliyorlar mı? Çıkamıyorlar. Biz devamlı 1,5 senedir Sayın Genel Başkan sokaklarda, vatandaşların evinde, vatandaşların sofrasında, her türlü efendim dükkanda ve şunu görüyoruz. Vatandaşın burasına gelmiş. Yani ne diyorsunuz? Seçim yani bir cümle söyleyecek olursanız Barış'ın sorusundan sonra da eminim. 2022 Kasım'da yapabilirler ama benim yani şahsi görüşümü sorarsanız bu durum bu kadar kötü giderken yapamam. Belki de yapmaya da bilirler. Son efendim 9 aylarında kullanmak isteyebilirler. 2023 Haziran'a kadar da kullanmak isteyebilirler. Emin? Ben önce şunu söyleyeyim. Ben şu anda MHP'nin oylarının %7'nin altında olmadığını düşünüyorum. Benim yani hesaplarım bana bunu gösteriyor. Bunun nedeni AKP'den kaçıp yani AKP'den artık bezmiş olan seçmenlerin MHP'ye kayışı hala devam ediyor. MHP kan kaybediyor ama AKP'den çıkanların bir kısmının MHP'de hala MHP'ye doğru geldiğini görüyoruz. Total oyun erimesinin ana nedenlerinden biri de belki o şekilde
çok şiddetli hissedilmiyor. Ama sorun bu değil. Sorun şu. Şu anda AKP'nin kurduğu bir oyun planı, yeni bir oyun planı var. O da şu, dış baskıları azaltmak, işte bunun için daha dün asla bir araya gelmedi.